Diğer taraftan bizi diğerlerinden farklı kılan hem iktidar partisi MHP AK Parti koalisyon hükümeti hem yeni Büyükşehir Belediye Başkanı olan muhalefet partisinin temsilcileri hem de diğer partilerin iş başındaki temsilcileri kendi adamıyla kadrolaşma zihniyetine sahip. Herkes iş başına geldiği zaman kendinden önceki diğer siyasi görüşe sahip olan kadroları tabiri caizse temizliyor. Onun yerine kendi adamını, kendi partilisini, kendi yandaşını yerleştiriyor. Peki biz milli görüş olarak hangi zihniyetin temsilcisiyiz? Biz milli görüş olarak ehliyete, liyakate, ahlaka, dürüstlüğe bakan zihniyetin temsilcisiyiz. İşte Sultan Fatih'in örneğini veriyorum zaman zaman. Sultan Fatih portresini bir İtalyan ressama çizdiriyor. Neden? İşinin ehli diye. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem iz sürüleceği zaman o iz sürme konusunda en uzman olan insan, Müslüman olmasa da, müşrik olsa da o insandan istifade ediyor. Sultan Fatih İstanbul surlarını döven topları gayrimüslim bir ustaya döktürüyor. Çünkü işin ehli ve uzmanı o. İşte Erbakan hocamızın 54. hükümetteki uygulamaları. Kendinden önceki Sayın Başbakan'ın müsteşarı odasını topluyor, eşyalarını topluyor, çantasını alıp Erbakan hocamızla vedalaşmaya geldiğinde Erbakan hocamız kendisine hayırdır, ne oldu, nereye gidiyorsun? Efendim siz artık kendi kadronuzu oluşturacaksınız, bu sizin en tabii hakkınız. Siz bana söylemeden ben sizi zor durumda bırakmamak için erkenden toparlandım, gidiyorum dediği zaman Erbakan hocamız hayır, nereye gidiyorsun? Biz sizinle beraber çalışacağız. Senin adamın, benim adamım, benim kadrom, senin kadron yok. Bu millete, bu ülkeye hizmet etmek isteyen herkesle biz çalışırız diyor. Ve o bürokratın gitmesine mani oluyor. İşte milli görüş bu. Dolayısıyla Refah Partisi ve diğerleri sözü yeni dönemde yeniden Refah Partisi ve diğerleri olarak bir kez daha gerçekleşmiş oluyor. İnşallah bütün bu ifade ettiklerimizi milletimizin teveccühüyle biraz evvel de söylediğim gibi ilk fırsatta geleceğiz, uygulayacağız. Milletimizi, İslam alemini ve tüm insanlığı çektiği maddi ve manevi sıkıntılarından inşallah yeniden Refah Partisi olarak, milli görüş olarak bizler kurtaracağız.